Vel Adiyat suresinin ikinci bölümünde birinci bölümünü Arapçasından, orijinal dilinden de anlamak çok zor veya anlatmak daha zor. İkinci bölümünde bir yere geliyor. Bir konuya sanki ilgisiz bir şekilde geliyor. İlgili ama ilgisiz bir şekilde geliyor. Benim çok dikkatimi çekiyor. Orayı bir okuyup sonra dersimize dönelim diye düşündüm. Çok garip bir sure. Bismillahirrahmanirrahim. Vel adiyati dabha fel muriyati kadha fel mughirati subha fe etherne bihi neqa fe vesatone bihi cema. Şimdi yemin olsun nefes nefese koşan atlara adiyat. Yani bir şey tahayyül edin şimdi. Biraz burada imagination lazım ama çok özür dilerim bir dakika. Nefes nefese koşan atlar var. Bu atlar neyin nesidir? Değil, bir şeyin temsili. Böyle uf, böyle düşürüp filmlerde falan görmüş. Ben filmdeki gördüklerimi gerçekten öyle atlar falan gör. Filmdeki gördüklerimi böyle düşünüyorum. Sonra ve çarparak kıvılcım çıkaranlara böyle oraya ağaç atlanlar bir yerlere çarpıyor ya. Kıvılcımlar çıkıyor. Yani müthiş bir şeyler oluyor gibi hissediyorum. Tahayyülümde, benim hayalimde bir yerlere doğru gidiliyor. Böyle çok önemli bir şeyin peşinde insan. Yıldırım yani şimşek çakıyor gibi geldi bana. Öyle mi? Çarparak kıvılcım çıkaranlara öyle tefsirlerde öyle çok hızlı giderken atlar böyle taşlara falan çarparlarsa atlar nalları kıvılcım çıkartır ya, öyle müthiş bir olay diye öyle diyorlar. Ama tahayyül edin şimdi. Çok çok önemli bir işler var ya. Ben bunu şöyle de tahayyül ediyorum. Yani bir karınca ille de atı koşacak anlamında değil bu. Bir karınca bir parçayı yakalamak için, onu alıp bir yerlere götürmek için bir daha atıyor, büyük bir parçaysa falan, sonuna getiremiyor. Gayret içerisinde bir hedefi var. Siz ne olduğunu bilmiyorsunuz ama bir hedefe doğru koşuluyor. Atın ayağının şeyini yani yapmaları bana çok şey geldi de, basit gibi geldi yani. Hani atın ayağından çıkan kıvılcım yani. Siz olayın şiddetini anlatıyor. Şey yani etraf önemli gibi. Yok, olayın şiddetini yani çok... Tamam anladım işte yani onun için hani şey değil de yani atın ayağı değil de böyle genel setting çok önemli. Ya ben orada insanın irade cüz'iyesiyle nefsinin engellerine karşı hedefe ulaşmak için müthiş bir gayretle sanki ruhun geldiği yere ulaşma gayreti, çabası, hiçbir engel tanımama azmi, bütün manileri esbab dünyasında çıkartılan imtihan manilerine rağmen onları aşıp Rabbe ulaşmak için yapılan gayretin tasvirini görüyorum. Mesela onun için
Nasıl dersen de bu atmosferin içine gir. Bir acele bir işimiz var yani. Çok acele bir işimiz var yani. Ölmeden önce bir şeyler yapmamız lazım. Saniye bile israf etmemiz lazım. Sanki çok çok acil bir işlerimiz var bizim. Gibi anlıyorum. Ve sabah vakti baskın yapanlara, yani fırsat kolluyoruz. Bir an önce nefsin bir desisesine karşı hemen en kısa zamanda cevabını verip onu engel olmaktan çıkartmak. Sabah vakti baskın yapanlara ve tozu dumana katanlara böyle bütün vehimleri ortadan kaldırıyorsun. Hepsine gayretle buna da cevap vereceğim, buna da cevap vereceğim. Bu engelleri de aşacağım. Nefis bazında, toplum bazında şuna da ulaşacağım, şuna da biraz çevreye girersek. Ve tozu dumana katanlara ve düşmanın ortasına dalanlara. Böyle şey görüyorum. Küfrün geldiği yer neresi şurası? Giriyor tarumar ediyorsun. Hangi fikir bu? Naturalizm mi? Materyalizm mi? Bilmem ne izin mi? Giriyorsun içerisine tarumar ediyorsun, patlatıyorsun. Düşmanın ortasına dalanlara. Hiç böyle en müthiş soruları soruyorsun ve cevabı bu arkadaş diyorsun. Veya işte vehimlerin, dalaletin tam merkezine bomba atıyorsun gibi. Veya o durumda olmak gerekiyor yani. Yani o durumda olmadan, yani mücadele edebilecek durumda olmadan dalarsan kendin de kaybolursun. O heyecanı dünya biz onun için geldik. Diyorsun yoksa gidip de bir yerde orada olacak da oradan işine gireceğim de insanı öldüreceğim değil. Öldürmek marifet değil, öldürmemek marifet. Öldürmezse hani her zaman denir ya bir kafiri, kafir seninle savaşıyor. Öyle bir tavır takın ki öldürme. Fakat imanına vesile ol. İki kişi kazanırsın. Hem bir kafir ölür hem bir mümin olur. Tek başına öldürürsen bir insan öldürürsün. Marifet değil adam öldürmek. Yani bu savaş tablosu değil burası. Nefis de ruhun kalp etrafında yapmış olduğu müthiş savaş. Ve bu insan şahıs bazında, kendi dünyasında, toplum bazında, müminlerle kafirler arasında ki müthiş savaş. Düşünce bazında felsefe ile nübüvvet arasındaki müthiş savaş. Ve düşmanın ortasına dalanlara. Şimdi bu tabloyu çizdi. Ondan sonra konu ilgisiz bir şekilde öyle görünüyor ama ilgisiz bir şekilde gibi görünüyor. İnnel insane li rabbihi le kenud. Kenud. İnatçı, nankör. Mutlaka insan Rabbine karşı çok nankördür. Vallahi ne alakası var? Demin savaş sahnesi anlatıyordu. İnsan Rabbine karşı ne nankördü? Ve innehu ala zalike leşehid. Yani mutlaka buna kendisi de şahittir. Kendi de biliyor nankör olduğunu. Alakayı kurabildiniz mi? Hiç. Ne halt ettiğimizi biz de biliyoruz. Yani müthiş bir iman küfür savaşı içerisindeyiz. Nefsin saldırısıyla kalbin Rabbine ulaşma talebi arasında, engeller arasında muazzam bir olay oluyor. Biz bıraktık. Ne yiyelim bugün, ne yapalım diyoruz. Rabbin o nimetlerine karşı öyle bir ilgisizlik var ki, nankörlük var ki. Şimdi biz derken bir kısım buraya gelen arkadaşlar itham etmek için söylemiyorum. Genel tablo. Hiç ilgisiz. Hiç ilgisiz. Halbuki şu yukarıdaki anlatılan tabloyu yaşanması lazım. Ya bir arkadaşın bir sorusu var, bir problem var. Bu probleme ben nasıl cevap vereceğim? İkna edici bir şekilde. Bunun için nasıl hazırlanmam lazım? Sabah böyle hızla hızla tozu dumana katan atın gidişi gibi bir heyecanı yaşamam lazım. Bir hedefe ulaşmak için. Şöyle bir soru var, boş ver ya. Yani bu yerde, mesela bir yerde
imanın hakkaniyetini, İslamiyet'in, imanın, Allah'ın bize gönderdiği vahyin hakkaniyetine karşı, hakkaniyetiyle yapılabilecek bir iş var. Ne yapmam lazım orada? Ya boşver ya. Baş. Ama için biliyor. Oradan kaçtığımızı, ilgisiz kaldığımızı, nankör olduğumuzu, kenut olduğumuzu biz de biliyoruz. İçin biliyor. Ne bu ilgisizlik, bu ne bu gayretsizlik. Bir şey yok. Devam ediyor. İnnel insan ile Rabbihi ile kanu, çok Rabbine karşı çok nankördür. Ve innehu ala zâlike le şehid. Bunu kendi de bilip duruyor. Şahidi tanığı yani. Farkında. Kaçtığının farkında. İlgisizlik, o ilgisiz olduğumuzun farkında. Ve innehu li hubbil hayri le şedid. O hubbul hayr, herkes bütün tefsirlerde nedendir, mutlaka bir bildikleri vardır diyorum. Bütün tefsirlerde hubbul hayr dünya sevgisi demek. Hayrı sever. Hayır, mal. Benim için iyi olan demek. Mal ama dünyevi ama. Ama bu Türkçe'de hayır deyince iyi, o anlamda kullanılmıyor. Burada da ne demiş? Gerçekten onun mal sevgisi de pek şiddet. Şiddetlidir. Malı da çok sever ha. Bakın yapı nasıl bir müthiş bir savaş, bu gayri kan ten içinde kaldı denir ya, böyle havadan. Arkadaş sen niye böyle lan körsüne geldi? Sonra sen malı çok seviyorsun galiba, bu dünyayı çok seviyorsun galibaya geldi. Dikkat et. Şimdi bakın eğitim başlıyor. Sen niye böyle oldun? Eğitim başlıyor. اَفَلَا يَعْلَمُ اِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ. Kabirde olan dışarıya atıldığı zaman o bilmiyor mu? Kabire girdin. Şimdi bütün defteri kapat. Şimdi şöyle o Kur'an-ı Kerim'in başka ayetlerinde de var ya. Yazdık hayatımızın defterini doldurduk, defterimiz kapandı. Şimdi öldü demek defterin kapandı. Onun içinde ne varsa hepsi açığa çıkacak ya, işte kabirden kalkma o. Şimdi biz dünyadayken benim defterimin içinde neler yazılı o, ne girdiler ne çıktılar, envanter, neler var olduğunu bilmiyor musun sen? Onun hepsinin hesabı sorulacak. İşte dünya sonu kabir. Kapanacak bir gün bu defter. Ondan sonra ne yaptın sen Rabbin için denecek. Rabbini tanımak, ona kul olmak için ne yaptın? Onu tanımak için ne yaptın? Kul olmayı, yemeşeye kaçırmayın. Yani fiiliyata kaçırmayın. Yukarıdaki tabloyu düşünün. Rabbe ulaşmak için nasıl böyle tozu dumana katan, kan ter içinde kalmış atlar gibi. Bunu nasıl ben engelleri aşacağım, şu dünya perdesini aşacağım. Gerisindeki mana alemi mi diyelim, Rabbe giden yolları bulacağım diye. Ne kadar çabaladın ki. Şimdi onun içinde, bunu niye yapmıyorsun? Şimdi bak kabirden dışarıya çıkılıp atılanları, neyin var neyin yok işte ortaya çıktığını bilmiyor musun? اَفَلَا يَعْلَمُ اِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ. Kalplerde ne hasıl oldu? Kalplerde ne olup bitti bilmiyor musun? Nereye geldi bak? Konu nereden nereye geldi? İnsanı terbiye ediyor ya, şöyle yapman lazım, fakat şunu yapıyorsun, yapma böyle, hakikatini anla. Bir gün ölüp bu defterin hepsi kapanacak ve kapandıktan sonra dışarıya çıkartır. İşte arkadaş senin defterin buydu. Yaptığın bütün işler bu diye sana gösterilecek, boşu boş değilsin diye bir ayet var ya. İnsan, اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُتْرَكَ سُدَى. İnsan kendisini başıboş bırakılacak mı zanneder? Bu kadar biz yapalım, bu kabiliyetleri hepsini verelim. Bu kadar önüne yollar açalım,
gösterelim, teşvik edelim. Her gün nimetini verelim. Her gün ona yani her türlü nimet ama aklın nimeti var, midenin nimeti var, gözün nimeti var. Ondan sonra bunlarla ne yaptın arkadaş diye sorulmayalım. Böyle başıboş bırakılalım. Öldü bitti ya. Adam öyle de öldü gitti diye. Öldü gitti oğlum. Öldü gitti. Madem ölüp gidecekti, çürüyecekti de bu insan bu kadar kabiliyetle, bu kapasiteyle niye yaratıldı ki? Sen başıboş, yani serserinin birisi tutmuş da bizi böyle yapmış sonra da boşver ya diye işine bakan bir yaratılış mı var zannediyorsun bu dünyada? Çok garip. Ama yaşayışımızı bu bağlamda düşünmemiz lazım. Sen başıboş bırakılacağını mı zannediyorsun? Ha? Burada da öyle. Senin o kalbinde sakladıklarını, sudur sudur göğsünde sakladıklarını şöyle olsun deyip de hakikat uğruna yapmadığın tercihleri, hakkı aramak için yapmadığın tercihleri öyle orada kaldı gitti benimle beraber öldü gitti. Adam derler ya bir hatırasını yazsaydı bari. Hatıralarını kendisiyle beraber kabre götürdü gitti derler. Öyle öldün ve hatıranı kabirde çürüdü gitti mi zannediyorsun. Göğsünde sakladıklarının hepsi biliniyor ve kayda alındı, filme alındı. Ve hussile ma fis sudur. Gönüllerde, göğüslerde saklı olanlar açığa çıkarıldığında inne rabbahum bihim yevme izille habir. Onların her şeyinden o gün Rabler hakkıyla haberdardır. İnne rabbahum bihim, onların hepsiyle onların Rabbi yevme izin, o gün le habir. Hepsini biliyor. Ne güzel bilmedi zannediyorsun belki ama her kimimiz için söylüyorum. Ama biri var, onun hepsini biliyor. Bu sure hepsi müthiş de, bu sure çok müthiş. Oradaki yemin etmeye ne anlamı geliyor? Bunlar çok önemli olaylardır, dikkat et diye anlatıyor Sayın Nursi. Yemin, yemine değer. Allah'ın, kainatın, yaratıcısının buna bir şeye yemin etmesi, bakın yaratıcı bunun çok önemli olduğunu, buna ben kasem ederim. Çünkü biz en önemli olan şeyimiz üzerine yemin ederiz. Mesela Müslüman Kur'an üzerine yemin eder. Hristiyan Bible üzerine yemin eder. En önemli onun için o. Allah da neyin üzerine yemin ediyorsa, o sana bu çok önemli ey benim o muhatabım diyor. Şimdi yemin etmenin yani bir şeyin üzerine yemin etmek ne demek? O senin şöyle değil. Bir şeyin üzerine yemin etmek, bunu şahit göstererek konuşuyorum demek Kur'an'sa. Mesela bak bunun hakkaniyetine tanıklık, şahitlik ederek konuşuyorum. Mesela yemin edince. Evet. Allah'a yemin edince Allah'ın hakkaniyetine şahitlik yaparak konuşuyorum demek. Allah'ın mahlukata yemin etmesi de mesela bir incire yemin etmesi ve tinine. Burada vel adiyat, o koşup giden atları. Bu işin hakkaniyetini şahit gösteriyorum sana. O kadar çok önemli bu olay demek. Böyle anlatıyor Sayın Nursi şeyde. Yemin ve kasemi anlatır. Yani her bir üzerine kasem edin. Ve şemsi. Nerede anlatıyordu onu? Ha, şöyle hatırlayacağız da bir yerde. Bismillah. Evet böyle Kur'an nasıl terbiye ediyor? Kur'an'ın terbiyesi onu anlamayanlar bir konudan bir konuya geçiyor diye. Öyle dünya sevgisine dalmış gitmiş. Dünyayla idare ediyor kendini. Böyle bir savaşın içerisinde olmayan kişi ye nasıl sonuçta getiriyorsan kabirden çıkartılanı bilmiyor musun? Sen sonunda bunların hepsinin hesabı sorulacak sana bilmiyor musun? Sanki göğsünde sakladıklarını bilmiyor musun sen?
onların hepsinden haberdar olan biri var, farkında mısın deyince insan birdenbire ne derler, yelkenler indiriveriyor. Doğru ya. Ben öyle tutturdum gidiyorum ama bunlar kaydolup hesabı sorulmayacak zannediyordum sanki. Sonra da ben Müslümanım, ahiret var diyorum da. Ben o... Veya Allah bağışlar yapmıyor. İyi. İyi. Öyle geçiştirmek için diyorum onu. Gönlüne su serpmek için diyorum onu. Gerçekten Rabbin bağışlayıcına, mağfiretine inanan birisi olay ciddiye aldı demek. Ya şey... Diyor ya, şeytan sizi Allah'ın rahmetiyle kandırmasın falan diyor. Yani Allah'ın rahmeti yok değil de. Evet yani. Ama onu rahmetine güvenmek doğrudur. Ama gerçekten rahmetine güvenen. Ama sen yani şöyle, yani işe geç gidiyorsun öyle diyelim. Ya bizim patronu anlaştı diyorsun, boş ver demek manasında. Yok, sen geç gittiğin zaman geç gitmenin ızdırabını taşıyıp da patrona gidip de çok özür dilerim, beni affet, ben geç kaldım dersen affede. Ama ya biz başlıyor, boşver manasında rahmete gidersen işte bizim istiğfarımız öyle. Boşver manasında. Şeyde var ya hani Yusuf suresinde Hazreti Yusuf'un kardeşleri diyorlar ki işte biz bunu yapalım sonra tövbe ederiz, Allah bizi bağışlar. Sonra da Allah bağışlıyor. O çok ilginç bir hadise. Orada acaba nasıl bir haliyle yapıyorlar bunu da Allah bağışlıyor yani. Sonra da gerçekten istiğfar ediyorlar demek ki. Ediyorlar ama yani günah işlemeden diyorlar ki biz bunu yapalım Allah, hatta sonra bağışlanma dileriz Allah da bizim. Ha şöyle demiyor. Bunu yapalım Allah bağışlar demiyor. Bunu yapalım sonra tövbe ederiz sonra Allah bizi bağışlar diyor. Ya belki o ilk söylediklerinden bağımsız bir şekilde, gerçekten samimi bir şekilde belki tövbe söyledikleri için de tövbe etmişlerdir yani. Öyle bir niyetle acaba diyorum, günahsenebilirim. Yok. Yani şu tabloyu anlamak lazım. İşte böyle Adiyat suresindeki bu tabloyu hep aklımızdan böyle bir geçirmemiz lazım. Ne oluyor? Dünyamızda ne oluyor? Biz ne yapıyoruz? Neyin peşinde koşturuyoruz? Neyin peşinde koşturmamız lazım ki? Neyin peşinde koşturuyoruz? Bunlar. Yani biz bu dünyada sanki film çekiliyor, biz de aktörleriz gibi. Stüdyoda film çekiliyor, dünya stüdyosunda film çekiliyor, aktör. Ama sahte rol değil. Gerçekten filmimiz çekiliyor ve her zaman yaptığımız iş ileride insanlara gösterilecek, kişilere gösterilecek. Ya da bilen birisi, sen burada niye böyle yaptın, niye böyle yaptın? Yaptığı soracak. Koşuşturma, kanter içinde kalma, kıvılcımlar çıkartma, tam düşmanın ortasına saldırma, şafak söker sökmez, aydınlık olur olmaz, ilk fırsatta saldırma, bu nefsin etrafındaki, kalbin etrafındaki vehimle ilham arasındaki kavgaya tekabül eder diye hissediyorum. Yoksa peygamber sakin sakin otur. Böyle sabah bekleyip de vuralım arkadaşlar falan dediği yok. Konunun devamında da zaten öyle bir şey yok. Senin dünya sevgin çok şiddetlidir. Bunu sen de biliyorsun ha diyor. Ne alakası var? Harp tablosuyla. Harp tablosu doğrudur. Hakikaten kalbin etrafındaki harp tablosu, onun müthiş bir şekilde dünyamıza taşıyıp en imanın en güzel, en ince hakikatleri yakalayıp nefsin en dessas vehimlerine cevap bulmamız ve bunu yapmak isteyenlere göstermemiz lazım. Çünkü bunu ben niye hatırladım? Şöyle bir çok önemli bir olay görüyorum, anlıyorum. İnsanlar genelde böyle bir dünyayı yaşamayan insanlar, İngilizce bir tabir kullanacağım, instructive İslam tebliğini tepkiyle karşılıyorlar, istemiyorlar. O bana bunu hatırlattı.
Ve bu instructive tebliğ karşısında nefis müthiş feveran ediyor. Instructive ne demek? Hiç anlamayan var mı? Instructive. Instructor'lar var ya. Var. Instructor. Yani şunu şöyle yapma, böyle yap demek. Öğretici bir tebliğ karşısında nefis müthiş isyan ediyor. Bak, tabiri yanlış anlamayın. Günahkar hissettirmek için veya çok sevap kazandırmak için yapılan tebliğ insana hiç ağır gelmiyor. Instructive olunca nefis dizginim elimde gidiyor diye müthiş feveran ediyor. Çünkü elindeki deliller öldürülüyor. Savaş var. Nasihat dediğimde, eddin nasiha o ayrı. İşte burada nasihat yapıyoruz. Yani bu anlamda. Yoksa kafalara vurmak anlamında değil. Lan niye böyle yapmıyorsun diye. Dövmek anlamında değil, vurmak anlamında değil. İşte bak şu yapılan nasihattır. Fakat bu nasihat instruktif olursa nefis tabi olmak istemiyor. Niye? Elindeki tüm delilleri kontrol, dizgin gidiyor. Her bir instruktif tebliğ bir dizginin, yani nefsin elindeki kalbi yönlendiren dizginin kesilmesi demektir. Feveran ediyor. Tebliğ yapanın mı, dinleyenin mi? Dinleyenin. Dinliyor. Herkes tebliğ, Allah bile bize tebliğ yapıyor. O birisi vasıtasıyla geliyor. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın instruktif tebliğleri müthiş tepkiyle karşılanıyordu. İnsanlara deseydik, iyi insan olun, çevrenize yardım edin, topluma, gelecek nesillere güzel bir çevre bırakın dese herkes böyle. Anadolu'da bizim Konya tabi mayışmış der. Böyle, doğru ya. Çünkü nefsin kalp etrafında ruhun getirdiği habere karşı kontrolü elinde bulundurma mücadelesinde nefsin dizginlerini kesmiyor bu. Bilakis iyi insan olacağım ya diyor. İyi insan olacağım, hayırsever insan olacağım, çok bağış yapmayı severim ben diye. Nefsin dizginleri gittikçe sağlamlaşıyor. Bir de günah çıkartma var. İnsan günahlı hissetme. To feel guilty. Yani sen gece kaç saat kalkıyorsun? Mesela bak guilty. To make somebody feel guilty. Kaç lira para verdin? Kaç tane fakiri giydirdin? Instructive değil. Nefsin vehimlerini kıran, kesen, yanlıştır, gerek yok dedirten bir öğreti yok orada. Buna da nefis eyvallah diyor, vallahi diyor. Biz de dünyaya daldık gidiyoruz be. Yani vallahi yani adamın dediği doğru ya diyor. Neden doğru? İyi bir insan değilsin diyor. Ama imanla küfür arasında imanın hakkaniyetini tasdik, küfrün yanlışlığını öğreten, için yapan ve dolayısıyla küfrün kalbe hakim olması, küfür dediğimiz kafiriz anlamında değil, dalaletin, dalalet fikrinin hakimiyetini tamamen ortadan kaldıracak olan instruktif bir öğreti, tebliğ olmadığı zaman nefis ağlıyor. İnsan ağlıyor, nefis doğru doğru diyor, doğru ya biz diyor, iyi bir Müslüman değiliz. Bak bak bak. Şimdi zaten Müslümanım da Müslümanlık görevimi yapmıyorum. Nefsin vehimlerine cevap yine yok. Dizgin hala duruyor orada. Buna çok iyi dikkat edin. Buna çok iyi dikkat edin. Bu yanlıştır. Bu kesinlikle yanlış. Nasıl böyle düşünebilirim? Nasıl böyle yorumlayabilirim? Nasıl böyle tercih yapabilirim? İmkansız. Göz göre göre adam öldürür mü birisini? Nasıl yapabilirim? Oh. Yani çok dikkat edelim bu noktaya.
instructive olmaya başladığında nefis böyle kaynıyor. Bana öğreti yapıyor, öğretmenlik yapıyor diye. Hangi havalara girdi diye. Doğru mu söylüyor, yanlış mı söylüyor? Risale-i Nur'un iman eğitimine girmek çok zordur. Risale-i Nur hikaye kitabı okumak kolaydır. Kur'an'ı okumak çok kolaydır. Onun instruktif iman eğitimine girmek müthiş zordur. Onun için Kur'an her türlü okursun, meledülü okursun, meledülsüz okursun, yavaş okursun, geceleri kalkar okursun, çok kolaydır. İnstraktif eğitimine girmek ne diyor? O halde ne yapmam lazım? Doğru mu? Doğruysa tabi olmam gerekir. Gerçekten öyle mi? Demek çok zordur. Buradan instraktif eğitimin zorluğundan vel adiyatın başı bizim tarafımızdan hiç dikkate alınmadığını hissediyorum. Ve Rabbim de doğru diyor yani. Böyle yaşanması lazım gelirken sanki hiçbir şey olmayacakmış gibi biz Müslümanız diye yaşayıp gidiyoruz. Çok dikkatimi çekiyor bu. Birisini tutun evinize çağırın. Deyin ki arkadaşım yani gelin yemek yiyelim deyin. Sohbet edelim ol deyin. Allah'tan başka ilahı kalbine sokma diye konuşmaya başla. Rabbini sen tanıdın mı? Kur'an eğitimine girdin mi diye konuşmaya başla. Bir daha sana gelmez. Ama şöyle konuş. Ya mübarek Ramazan günleri de geçip gidiyor ya. Ne bir sadaka verdik, ne bir gece kalkıp Kur'an okuduk, ne gözlerimizden yaş indi. Seni sever. Anladınız mı bir oyunu orada? Bir numara nefsin kaçışını anladınız mı orada? Dinleyin bir. Deneyin bir adama getirin. Kur'an böyle diyor. Şu doğrudur, şu yanlıştır diye instruktif bir konuşma yapın. Bir de feeling guilty'yi doğuracak bir konuşma yapın. İkinci gün adam yine sana gelmek ister feeling guilty de instruktif olunca direnmeye başlar. Nefis gelmek istemiyor oraya. Bir türlü oraya girmek istemiyor. İmanın hakkaniyetinin terbiyesine girmek çok zormuş. Yani illa senin söylediğin benim söylediğim doğru anlamında değil. İyice dikkat edin. İmanın hakkaniyetine girip teslim olmak insan için en zor işlenmiş. İşte veladiyatının başı onu anlatıyorum. Bu müthiş olaya bigane kalmamamız lazım. Ne yapacağız? Nefse diyeceğiz ki yapmasan da uygulamasan da ulan senin yanlış olduğunu benim idrakimle, izanımla, bilincimle kavramam lazım. Yanlış. Yapmasam da yanlış. Ama bunun bilincinde olacağım. Yani nefsin üzerimizdeki kalbe hakimiyetini onu kendi dünyasına, kendi alanına çekmesinin hiçbir hakikatinin olmadığını anlama çalışması yapacağım. İyice emin olunca zaten o sonucunu getiriyor. Böyle yapmamam lazım. Benim bunlar yanlış yanlış diye. Fakat nefis instruction almak istemiyor. Nefis instruction almak istemiyor. Çünkü instruction constructive'dir. Nefsin vehimlerinin hiçbirisinin konstrüksiyonu yok. Vehim hepsi yarın yaparız. Dünya böyle. Dünya ebedi. Yani biz zaten şimdi yaşıyoruz. Yani çalışmasan da olur mu canım? Bak hepsinin hiçbir konstrüksiyonu yok. Vehim Adem üzerine bina edilmiştir. Ve aslı esası yalandır. Yani vücudu haricisi yoktur. İyi dikkat edin, küfrün vücudu haricisi yoktur, şirkin vücudu haricisi yoktur, nefsin taleplerinin vücudu haricisi yoktur. Yani hakikati yoktur. Nefis onun hakikatinin, kendisinin tekliflerinin üzerine oturttuğu şeyin, beysin,
hakikatinin olmadığını anlayınca, senin tarafından anlaşıldığını görünce feveran ediyor, kandıramayacağım bu adamı diye. Beysi yok çünkü. Onun için biz gelin instruktif olan bir eğitime talip olalım. Yapmasak da, yani fiiliyata koymasak da, nefsin bağlarının o bizi çaktı, çektiği ipler var ya, tercihimizi etkilediği ipler var ya, bunların hayal olduğunu, vehim olduğunu, yanlış olduğunu, hakikatinin olmadığını anlamaya talip olalım. Anladıktan sonra anlatmaya talip oluruz. Bazen anlamayınca, onların hakikat olmadığını anlamayınca anlatamazsın ki. Bazen mesela nefes alan bir şey teklif ettiğinde ya da şeytan bir şey teklif ettiğinde şöyle durup yani. Şimdi bir yerde Üstad diyor işte o Beyazıt camisini dinlerken falan sonra tartışmaya giriyor falan. Peki sen bunu teklif ediyorsun da peki şöyle olur falan diye mesela bir şey yapıyorsun diyelim sonra o yani bir nevi konuşmaya giriyorsun. Yani şöyle hemen bir iki yani birkaç argüman sonra artık söyleyecek bir şey kalmıyor. Yani yap öyle işte falan diyor demiyor başlıyor yani. Bir şey gösteremiyor. Delili yok. İşte instruktiften maksat, benim kafamdaki instruktif dediğim bu. Bunun gerçeği nedir diye üzerine git. Sen ne diyorsun diye üzerine git. Korkma, hep onu kendi dünyamda müminlerin, Müslümanların cesareti ihtiyacı var. Ne cesaretine ihtiyacı var? Dalaletten gelen fikrin bunun hakikati nedir diye üstüne gitmeye ihtiyacı var. İnsanların üstüne değil, fikrin üstüne gitmeye ihtiyacı var. Düşüncenin üstüne gitmeye ihtiyacı var. Bunun hakikati ne? Sen ne diyorsun bana diye. Hani diyor ki tabii böyle olur diyor. Ne diyorsun sen bana? Dünya böyle kurulmuş, böyle olmuş gidiyor işte diyor. Ne diyorsun sen? Bunun ne hakikati var? Üzerine git. Git üzerine. Hiçbir hakikatin olmadığını görürsün. Korkma. Ama biz korktuğumuzdan değil, nefis oraya gitmeyi kapatıyor. Hep böyle biz Müslümanız bayrağının altında olayı bitirmek istiyor. Müslümansınız. Açık günah var ama yani işte biraz üzül onun için canım diyor. Sen Müslümansın. Tamam devam et. Tamam devam et bu bayrağı. Diyor, mesela bir kişi ile konuştum. Ben kendisi söyledi. Garip bir şey söyledi. Labali bir adama benziyor dışarıda. Dışarıdan bakınca şöyle. Hani öyle bir evliyaullah gibi falan bir durumu yok. Diyor ki ben dedi gerçi annem babam Müslüman hani doğma Müslüman ama dedi esas ben dedi 1991 yılında convert oldum dedi. Niye? Oturdum düşündüm. Bir ay düşündüm dedi. Ondan sonra dedi, Müslüman bir toplumdan gelme. Annesi babası Müslüman birisinde. 91 yılında karar verdim. Karar verdim. Allah var. Ben onun kuluyum. Din doğru. Ama yapamıyorum bazen ama dedi. Yapamam ama ayrı. Karar verdim dedi. Garip bir şey. Maşallah. Maşallah dedim. Elhamdülillah. Bu iman işte. Ne zaman convert olduğunu soracaksın kendine. Sonra çok ilginç bir şey daha söyledi. Dedi ki ya dedi bu adamın risaleyle falan hiçbir ilgisi yok ama dünkü derste olanlardan belki dikkatini çeker. Benim için metot önemlidir diyor. Yani ne yaptığımız falan önemli değil. Hangi metodu kullandığımız önemli. Her şeyimiz için. Dedi, demiş ki birisine bir profesöre kolay anlayın şimdi. Ya demiş dün cumadan sonra hutbeden sonra bana demiş o profesöre şu kainat da Kur'an gibi geliyor demiş. Cümleyi yakaladınız mı? Şu kainat da Kur'an gibi geliyor bana demiş. Burada Risale-i Nur'da sahibi Nursi
Kur'an-ı Kebir-i Kainat der ya. Bak adam düşününce yakalamış. Kainat bir Kur'an. Bunu adamın kendisini çıkarması için... Çok ilginç. Çok zor yani. Ama ne diyor, ne dedi biliyor musun? Adam, ya dedi, yani bu çok önemli bir metodolojik, önemli bir değişik hutbe dinledim dedi. İlk defa dedi. Yani farkında. Hutbeden sonra mı? Hutbeden sonra, he. Profesör de ona ne demiş biliyor musun? Sen vahdedi vücutçu oluyorsun demiş. Bu hutbede vahdedi vücut var demiş. Şimdi arkadaşlar iyi anlayın. Vallahi dünya, dünyanın bilgisiyle bir yere gidilmez. Kullanılmadığı sürece. Hiç önemli değil. Allah'ın indinde kimin profesör olduğu hiç önemli değil. Ama bu adamı ayıplamıyorum ben. Bir insanlar bilmiyor ama vaka da ortada ki Kur'an-ı Kebir-i Kainat demeyi vahdedi vücut zannetmek cehaletin yani daniskası. O konuyu bilmiyor demek. O kişi kötülenmiyorum ama yapmayın. İnşallah. O kişi yani hiç bilmiyor demek. Ama o kişi düşününce Kur'an-ı Kebir-i Kainat'ı yakalayabiliyor. Yani ne olursan ol, kim olursan ol, derdin var mı arkadaş? Derdin var mı? Ne derdi? Rabbi tanıma derdin var mı? Tanımak istiyor musun? Bütün mesele orada. Bütün mesele benim Rabbim kim sorusunun cevabını her bir olayda, her bir yerde, her bir ilişkide tekrar tekrar gerçekleştirecek, tahkik edecek bir çalışmanın içerisine giriyor musun? İşte o veladiyat-ı dabha var ya, tozu dumana katan, kıvılcımlar saçan, soluk soluğa koşan, kan ter içinde kalmış atlar var ya, olayın ortasına saldıran. Ve şafak söker sökmek harekete geçen atlar var ya, marifetullah, Rabbi tanıma konusunda hiç durmadan, unceasingly derler, hiç bitmeden devam etmek, ölünceye kadar devam etmek demektir diye anlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu vesselam ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabi ecmaîn. Evet, dün galiba ikinci basamağı bitirdik. Değil mi? Üçüncü basamak. Semanın sükût ve sükûneti ve susması ve sakinliği, şöyle bakınca hiçbir şey olmuyormuş gibi görünmesi ve intizam ve ıttıradı. Itırat kelimesinin üzerine duralım, cümleyi bitirelim bir inşallah. İntizam ve ıttıradı ve vüs'at ve nuraniyeti gösteriyor ki, sekenesi, zeminin sekenesi gibi değiller. Belki bütün ahalisi mutidirler. Ne emrolunursa onu işlerler. Ayet hatırlayan oldu mu? يَفْعَلُونَ بِمَا يُؤْمَرُونَ Hatırladınız mı ayet? Ayette aynen kelimesi ve melekler tarif edilirken emrolunanı yaparlar, işlerler. Ne emrolunursa onu yaparlar. يَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ Ne emrolunursa onu işlerler. Müzaheme ve münakaşayı icap edecek bir sebep yoktur. Ama dünyada var. Dünyada insan var, irade-i cüziyemiz var, nefsimiz de var, alternatiflerinden seçmek üzere varız. Zira memleket geniş
fıtratları safi, kendileri masum. Fakat bir kelime gelecek. Masumlar makamları sabittir. Anlıyor musun? Meleklerin makamları sabit. Yani bir makam çıkacak, inecek, kaybedecek, kazanacak yani değil. Yani, isyan yapıyor, günah diyor. Şimdi esas günah, günah işlemiyor deyince sanki iş kişmiyorlar gibi değil. Hayır. Emrolunanın dışında bir alternatif seçilmiyor. Yok yani. Emrolunanı yapmak üzere yaratılmışlar. Makamları sabittir. Tamam mı? İnsan insan olarak emrolunanı yaparsa makamı sabit olmaz. Tercih yaptın ya. Şunu yapmadın mesela cehaleti değil ilmi diyelim. Tercih ettin. Cehaleti değil ilmi tercih eden kişi bir gün öncesine göre daha bilgili olur. Kemale geliyor. Neyi biliyor ayrı konu. Hakikaten bildi diyelim. Ama melek bir bildiği var. Hep o bildiğiyle yapıyor. Bitti. İnsan eğer melek gibi olursa devamlı terakki eder. Makam sabit olmaz. Çünkü insanın melek gibi olması alternatifi tercih etmesiyle gerçekleşiyor. Onun alternatifi yok. Ha, gelin şuraya gelelim. Ittirat muttarit olma. Böyle sanki arabayı kruza takarsın ya onu anladım ben. Kruza takarsın ya arabayı. Kruza taktığında aynı hızı hep aynen devam ettirmesi. Sürekli zaman içerisinde o hızı sabit tutması demek. Bunu sayınırsa, bu ittirat kelimesini sayınırsa başka yerlerde mahlukatın tabiat kanununa tabi oluyor gibi görünmesini mahlukatın emre itaattaki ittiratında izah ediyor. Muttarit oluyor. Yani nasıl kruza taktın ya arabanın speedi, accelerator'ı devamlı diyelim 60 mile taktın. Hep 60 mile'da duracak şekilde sabit kalıyor. Ne aşağıya gidiyor ne yukarıya gidiyor. İnsanlar arabayı hep 60 sürekli olarak itaat ediyor sana arabaya. Yani. Hem itaat ediyor hem de devamlı 60'da gidince ne diyorlar biliyor musun? Bu araba 60'da gider. Tabiat kanunu böyle diyorlar. Halbuki krize taktığın için 60'da gidiyor. Yani accelerator'ın pedalin, gaz pedalinin dengesi hep 60'da olacak şekilde sabitlendiği için öyle gidiyor. Yani sabitleme var orada. Yoksa bu araba 60'da gider kendiliğinden hep öyle gider diye bu kanunu böyle canım denmez ki. Kasıt var. Dünkü derste konuşulan iki kelime vardı. Bir creation, bir de determining. Determining var. Determining ne demek? Birisi kastetti, karar verdi ve uyguluyor demek var. Uyguluyor. Rabbimizin emir göndermesi, o yaratıcının emir göndermesi o tarafa bakar. Yani Allah'a bakan tarafı. Bize bakan tarafı melek kendisine determine edilen işi aynen yapardı. Alternatifsiz yani kruza takılmış araba gibi. Aynen yapar demek. Siz oraya kruza taktığınızda aslında ne yapıyorsunuz? Gaz pedalini bir yerde fixliyorsunuz. Araba onu fixliyor. Siz yapıyorsunuz onu. Kruza takan sizsiniz. Tamam? Meleğin kainatta böyle bir ıttıratın görünmesi melaikenin kendisine verilen emre aynen uyuyor olması ve alternatifinin olmamasından dolayıdır. Tabiat kanunları diye bir şey yok diyor sayınlar. Dedi ki insan anlıyor. Tabiat kanunu diye bir şey yok. Ne var? Emre itaatte sebat var. Alternatifsizlik var. Yani yaratılan şey dünyadaki eşya nasıl yaratılmışsa hangi mahiyette yaratılmışsa o mahiyette olmak zorunda olarak yaratılmış. İnsan gibi iradesi yok. Biz onu
tabiatı kendi kendine hep böyledir diye yorumlama eğilimine eğilimindeyiz. Ya zaten tabiat kanununca adam bir şey açıklamış olmuyor ki, sadece gördüğü bir şeye isim takmış oluyor. Yani. Evet, doğru. Ama insan açıkladığını zannediyor belki birçok evet. kişi kanun ismini verince ona. Evet, doğru. O zaman bu kelimeyi, bu ıttırat kelimesini bu şekilde açtıktan sonra bir daha okuyalım mı? Sonra geçelim. Çünkü anlaşılıyor. Konu anlaşıldı diye hissediyorum. Semanın sükut ve sükuneti ve intizam ve ıttıradı. Yani her zaman suyun sıfır derecede donuşu. Itırat. Belli şartlarda sıfır derecede donar. Donuşu ve vüs'at ve nuraniyeti, şu kainatın bu şekilde her yerde aynı şekilde olması. Hem bakıyorsun nuraniyet de var. Neden? Yani nuraniyet, nur manaya genellikle bir değişik şeylere izafeden nur kelimesi kullanılır da ayet-i kerimede Allah'ın nuru semavati vel ard ifadesinden dolayı bir manaya işaret ediş, bir kastı gösterir. Kendisinin ötesinde bir şeye işaret etmek demek. Nur. Genellikle ben öyle anlıyorum. Nuraniyet deyince hani parlak anlamında değil. Kendini gösteriyor, başkasının görünmesine vesile oluyor. Öyle bir mahiyette yaratılış var. Nur. O semanın nuraniyeti, yani bir şey var ya, bir kasıt var. İyice baktığınızda, galaksileri gördüğünüzde, ya bunu kim kurdu diyorsun? Yani insanın o soruyu sormaktan kendisini alması mümkün değil. Nuraniyet. Bu nasıl oldu da böyle oldu diyorsunuz. Gösteriyor ki sekenesi zeminin sekenesi gibi değiller. Dünyadaki sekeneler gibi, bizim gibi değiller. Bir de hayvanlarda birazcık irade cüz'iye var ya. O da hayvanların o birazcık irade cüz'iyeleri de yine farklılık gösteriyor. Bir şeyler, hoş olmayan bir şeyler oluveriyor bazen. Hayvanı biri gidiyor, diğerini yiyiveriyor. Parçalıyor, kavga ediyorlar. Ya niye böyle şeyler oluyor diyoruz. Yani sekinin, insanlar birbirlerini yiyorlar sürekli. Yani her şekilde birbirlerini yiyorlar. Evet, sekin, zemini sekenesi gibi değil oralar diyor. Belki bütün ahalisi muti'dirler. Muti'dirler. İrade-i cüz'iyelerinin olmaması ve fakat yalnızca yaratılanın, yaratıcının kendisine verdiği görevi yapıyor olmasını. Muti'dirler. Ne emrolunur olunsa onu işlerler. Tamam. Sen sıfır derecede donacaksın. Bitti. Müzaheme ve münakaşayı icap edecek bir sebep yoktur. Bizim aramızda müzaheme ve münakaşa icap edecek sebep var. Şeytanın vesveseleri var. Vehimler var. Ona karşı cevaplar var. İkisinin arasında tercih yapacak hürriyette, hür olarak yaratılmış irade sahibi insan var. Tamam? Hani hayvanların irade sahibisinde belki imtihanlar olmadığı için vesip falan değil de burada karışıklıklar var. Bize değişik tablolar yaratılıyor. Bizim için. Burada niye pozitif söylemiyor, sadece negatif söylüyor? Neyi? Müzaheme ve münakaşaya icap edecek bir sebep yoktur. Yani bu mu? İnsanlar arasında sadece hani müzaheme ve münakaşa yok. Aynı yok, insanlar arasında değil ki. Yes, İnsanın kendi kalbinde, kalbinin etrafında savaş devamlı var. Yani hiçbir zaman savaşsız bir kalp olmaz. Ya ama burada söylediği yani hani genel olarak diyor ki dünyaya baktığımız zaman işte ne var? Yani müzaham ve münakaşa var diyor. Evet. Hani şeyle, iradesizlerle. İnsanın, yani, irade sahibinin anlatıyor. İrade sahiplerini anlatıyor yani. Evet. Karşılaştırıyor. Tabii kalpteki savaş dışarıya yansıyor. Yok şimdi bir dakika, ben onu demiyorum. Yani bir de insan yani bir müzaheme ve münakaşa yönü var insanın. Bir de işte yardım etme, pozitif bir şeyler yapma yönü var. Orada da müzaheme var. Sen pozitif bir şey niye yapıyorsun? Nefsin adına mı yapıyorsun? Rabbin adına mı yapıyorsun? Her zaman irade-i cüz'iyemiz var. Her zaman irade-i cüz'iyenin kavgasını hayır, yaşıyoruz. Hayır, ben diyorum ki olayı niye negatif tarif ediyorsun? Negatif pozitif değil. Pozitif de tarif edebiliriz. Yani. Değil. İşte bizim eski anlayışımız bunlar.
Yani abi adam münakaşa demiş ya bunu. Tabii canım, devamlı münakaşa var ya. Olur mu? Bir insan bir insanla karşı karşıya geldiği zaman Allah kulu musun? Kendi adına mısın? Pozitif olan nasıl yani? Bu hiçbir zaman bitmez ki. Münakaşa yerine müzakere dersin mesela, pozitif bir manası. Ne müzakere olur ki? Nefisle müzakere etmiyorsun. Nefisle müzakere. Hayır, meseleyi sadece nefis olarak almamak lazım. Yani başka bir şey yok ki olay dünyada. Bu sabitliğine bir... Ya dünyada iki tane gerçek var. İman var, küfür var. Allah adına var, nefis adına var. Başka bir şey yok ki dünyada. Biz bazı başka meselelerden dolayı onlar senin aklına geliyor. Efendim işte muavenet var kainatta diye. Bu muavenet, kainattaki olan bu muavenet sana kalbin tekliflerine okey de, nefsin tekliflerine okey deme demek içindir. Yani savaş hiçbir zaman bitmiyor. Kalp dairesinde bitmiyor, tefekkür dairesinde bitmiyor, toplumlar, insanlar arasındaki dairede de bitmiyor. Daima iman ve küfür savaş ediyor. Daima kalp ve nefis savaş ediyor. Tabi peygamberin dünyasında kalp ve nefsin savaşı bitmiş. Ama yine düş dünyada hep savaş olmuş. Ölünceye kadar. Öldükten sonra da. Yani bu şu dünya kargaşa dünyası anlamında anlamayın. Ya bizim için anlatıyor bunu. Bizim terbiyemiz için anlatıyor. Ben meleğe neye inanacağım ki? Ya buradaki bütün pointi şimdi iradesizlerle iradelileri karşılaştırıyor, tamam mı? Evet. Diyor ki işte melekler iradesiz. Evet. Dolayısıyla işlerini düzenli yapıyorlar. Evet. Şimdi düzensizin karşılığı mutlaka kavga değil, ben onu diyorum. Yani şimdi mesela diyelim ki burada düzen, diyelim ki bir düzensizlik olabilir. Düzen, yani hani bir kurallara böyle pozitif de ekstra bir şey yapabilirsin, onu söylüyorum. Yani yapamazsın. Mutlaka kavga ederek değil yani. Yapamazsın. Nefsinle kavga ederek yapabilirsin. Ya nefis falan yok burada ya. Nefis falan yani olay yönlü bir şey yok. Sen işte irade-i cüz'iyeni inkar edemezsin. Her yerde irade-i cüz'iye tercih yapıyor. Demek ki camide 3 gün kader dersi yaptık ya. Oraya gelseydin fark ederdin. Ya siz oradan geliyorsunuz. Onun için zaten mesela problem ondan yani. Yani irade-i cüz'i. Şimdi problem olarak görme de soru olarak gör ve sabit şu var. Bir arkadaş derste bir şey sordu. Biz kaderi konuştuk. Derste dedi ki ama bu ayet böyle diyor. Şu konuşmalardan sonra o ayeti anlat. Bu konu anla. Bu konuşmalardan önceki ayet anlayışının çıkarttığı soruyu şimdi sorma. Git o ayeti bir daha oku. Neden? Şu şekildeki anlayıştan sonra oku diye. Siz de, biz de şöyle yapacağız. İnsanın hiçbir fiilinde irade-i cüz'iyyesi müdahil değil, olamaz. Her irade-i cüz'iyye kullanımı bir şeye hayır, diğer bir şeye evet demektir. Hiçbir zaman la ilahe demeden illallah diyemezsin. Hiçbir zaman nefse karşı senin dediğin değil, kalbin dediği olacak demeden bir amel işleyemezsin. Her amelinde bir savaş var. O yüzden büyük cihat içeride doluyor. Yani irade-i cüz'iyeyi ortadan kaldırmaz. Ama sen imana, kalbin taleplerine karşı nefse savaş açar, nefsi reddeder. Kalbin talebini okey dersen oradan nizam çıkar, düzen çıkar, muavenet çıkar, hakikat çıkar. Fakat o bir savaşın sonucunda yapılmış tercihtir. Onun için şu dünyada sanki nefsimiz yok, biz Müslümanız, hep yaptığımız işler iyi olacak. Mümkün değil, ben Müslümanım da nefsim var. Bu nefse karşı savaş etmem lazım. Müslümanım diye nefis bitmedi ki. Müslümanım demek, nefsin tekliflerine hayır demeye karar verdim demek. Ve devam edecek. Nefis ölmez.
Müslümanım dedim diye nefis öldü, irademiz yok mu zannediyoruz? Hayır. Savaş bitmiyor. Yani insanı insan yapan irade-i cüziyesidir. Şimdi ta gidelim. Belki 8 ay, belki 10 ay önceki derslere gidelim. Arkadaşlar, imanın hiçbir meselesini insan irade-i cüziyesini ihmal ederek çözemezsiniz. Hatırlıyor musun? Ders hatırlıyor musun? Evet. Ondan önceki dersini nereden hatırlıyorum? Hatırlarsın. Not tutuyorum. Dur, yok. Ya böyle bir şey, ya, irade-i cüz'iye bazlı düşünmeniz lazım. İnsan irade-i cüz'iyesiyle imtihan oluyor. İman irade-i cüz'iyenin kullanımından sonra tahakkuk eder. Onun için imanın bir hakikatini anlayacak kimse oturacak, diyecek ben neredeyim? Dünyadayım. Ben kimim? İrade-i cüz'iyem var. İrade-i cüz'iyem var ne demek? Hayırla şer veya hakikatla vehim arasında tercih yapmada serbest bırakılmış birisiyim. Tamam. Şimdi ne diyorum bu kainata? Şimdi ne diyorum benim bu varlığıma? Şimdi ne diyorum bu yapacağım iş konusunda? Ne karar veriyorum? Başta irade-i cüz'iye. İrade-i cüz'iyeyi hesaba katmayan bir iman muhasebesi yani taklitten uğraşıyor demektir. İrade-i cüz'iye bir şeye hayır, yanlışa hayır, doğruya evet demeyi gerektiriyor. O irade-i cüz'iye katmayan iman demek dediğiniz ne? Nasıl yani? Nasıl şey? İrade-i cüz'iyesi olmadan biz Müslümanız bitti. Bak irade-i cüz'iye yok. Anladın mı? Yok. Neye? Nasıl irade-i cüz'iye? Ben Müslümanım dedim. Şimdi ne yapacağım dediğimde seçtim. Şimdi ne yapacağım dediğimde seçme yok. Bak Müslüman olarak yaptığımı zannediyorum. Orada seçmiyorum. Bu yaptığım iş. Seçme değilse farkında değil zaten sadece. İşte taklidi iman hiçbir şeyin farkında değil. Onun için değeri yok ya. Her bir olayda, her bir tercihte ben bir tercih yapıyorumun kast olması lazım. İrade-i cüz'iye meselesini gündeme getirmeyen ya da formülün içine sokmayan bir muhakeme ve müzakere boşunadır. Tabanı yok. İnsanın hakikatına uymuyor. Ya yani, sen onu irade-i cüz'iyenle seçtikten sonra onu ayrıca bir de geriye çekilip bunu irade-i cüz'iyenle seçtikten her bir olayda ne önemi var yani? Her bir olayda bir tercih yaptığının bilincinde olacaksın. Neye göre tercih yaptın? Kur'an kriterdir. Furkandır. Her zaman, her yerde kullanılmak üzere Allah'ın devamlı sana ikazıdır. Bir, biz devamlı tercih yapan yaratıklarız. Robotlar değiliz. Uyuduğun zaman tercih yapmazsın, elini ve vurursun bir yere. Mesela uyur ki, bazı uyur gezerler var değil mi? Uyur gezer birisi, iradesi yok. Ne yaparsa yapsın, hiçbir günahı yok, hiçbir sorumluluğu yok. Hiçbir şeyden sorumlu değil. Kör ne kadar güzel. Ama biz her zaman irade-i cüz'iyemizde tercih yapan insanlarız. Her fiilimizde tercih olması lazım. İman bilinci o demek. Yoksa kavga etmek değil. Yani ben Hüseyin'le beraber gelirim, her zaman ona yumruk vuracağım değil. Hüseyin'e yapacağım her işte evet mi, hayır mı? Şunu mu, şunu mu? Bir de gidiyorum yemek yiyorum. Şu kafayla mı yiyeceğim, bu kafayla mı yiyeceğim? Yemek yapıyorum. Şu anlayışla mı yiyeceğim, bu anlayışla mı yapacağım yemeği? Değil mi? O mesela şimdi oturayım mı, kalkayım mı? Niye? Niye göre? Kriterin ne? O kritere göre. İçeride bu savaş, hayır, sana değil, hakkata tabi olacağım. Nefsime değil, hakka tabi olacağım. Doğruya tabi olacağım. Bu savaşı constantly yaşıyoruz. Böyle bir savaş yokmuş gibi telakki ettiğimiz yerde iman etkisini göstermiyor demektir. Tercih yok demektir. Hakikati yok demektir. Tutturduk gidiyoruz demektir. Yani dizginin nefes altı götürüyor bizi demektir. İman constant consciousness gerektiriyor. Takva odur. Devamlı ben burada Allah kulu olmanın ki gerçek bu demiştim ya. Onun gereğini mi tercih ediyorum? Yoksa tutturdum gidiyor muyum? Dikkat edin. Bir arkadaşınıza bir münakaşaya takılın. Bir bakın ki kendinizi tutturmuş gidiyor bulursunuz. Evli olanlar hanımıyla. Çocuklar onlar çocuklarına karşı tavırları tutturmuş gidiyor diye buluyorsun kendini.
kendi başına olanlar bir iş yapıyorlar, tutturmuş gidiyor diye bulur kendini. İyi dikkat edin. İman, şuuru imani daima irade-i cüz'iyenin kullanımında kriter olarak görevini yapması demektir. Şuuru imani o demektir. Yani hiçbir zaman bu soluk soluğa koşan atlar durmuyorlar. Biz durdu zannediyorsak dizgini nefsinin eline verdik de ondan demektir. At başka yöne gidiyorsun, ona düşür. Sen diyorsun ben Kabe'ye gidiyorum diyorsun. Dizgini çekmiş adam Atina'ya gidiyor. Hep böyle oluyor genelde. Ne zaman nereye gidiyorum ben diye sorduğunda pusulaya bir baktığında irade-i cüz'iyemde kullanıp ben ne yapıyorum, doğru mu yapıyorum, yanlış mı yapıyorum diye bir baktığında bir bakıyorsun ki Atina'ya gidiyorsun. Türkiye'den Atina'ya gidiyorsun. Tamam mı? Ve buradan da olur da test ikamette gidiyorsun. Anlaşıldı mı bilmiyorum. Ondan sonra asıl dizgini çeviriyorsun, Kabe'ye dön bakayım diyorsun. İşte iman odur. İmanın amele dönüşmesi odur. İşte o atı Kabe'ye dönüşürken dizgini devamlı elinde tutman gerekiyor. Yoksa hemen başka yöne gitmeye başlıyorsun. İrade, çok doğru söyledin. Elhamdülillah. İrade-i cüz'iyemizle imtihan oluyoruz. İrade-i cüz'iyemizle imtihan oluyoruz. İrade-i cüz'iyemizin olmadığı yerde imtihan yok demektir. Şu anda imtihan oluyor muyuz? Oluyoruz. İrade-i cüz'iyemizle imtihan oluyoruz. Hangi formülü kullanacaksan kullan. Hangi formülü üreteceksen üret. Yani nasıl bir hayat formülü üreteceksin? Nasıl bir hakikat tablosu çıkartacaksın? Devamlı tabanlı oturacaksın. Bir, zemin atıyorsun. İrade-i cüz'iye sahibi olan insana konuşuyorum. Ya da irade-i cüz'iye sahibi olan bir insanım ben diyorsun. Şimdi irade-i cüz'iye ne gerektiriyor? Alternatif gerektiriyor. Ta ki birinden birini choice yapacaksın. Alternatifin birisi hak, birisi batıldır. Her zaman bu hak ve batıl arasında tercih yapma durumunda olduğumun bilincine iman denir. O işte düzenli olarak mesela risale okumak falan sanki o dizgini tutmayı devamlı öğreniyorsun gibi. Eğer doğru. O eğitime devam etmezsen unutuyorsun dizgin nasıl tutulur falan böyle. Veya imtihan oluyor. Şimdi düzenli olarak risale okumak deyince doğru bir misal olarak ben de katılıyorum buna. Şu çağda, şu dönemde o eğitimi yaptığı için katılıyorum. Fakat doğru olmakla birlikte bir kelime değiştireceğim. Düzenli olarak iman eğitimine girmek. Ha, onu demek istedim. Anlıyorum. İnşallah. Ama iman eğitimine girmek. Daha da şöyle genişletelim ifademizi. Düzenli olarak Kur'an'ın iman instruction'ına kendimi expose etmem lazım. Düzenli olarak Kur'an'ın iman instruction'ına talip olmak. Kur'an'ı instruction, Allah'ın bize muallim, muarrif olan Rabbin bana talimidir demiyorsan beni bana öğretiyor. Ben bir okuldayım, Kur'an bana öğretiyor diye okumuyorsan problem var demektir. Şimdi Kur'an'ın instruction'ı imanidir. İman instruction'ı yapar Kur'an. Ameli hükümleri söylediği çok cüz'i ayetlerinde bile Kur'an imani instruction yapar. Senin ubudiyetinin uygulamasına sınırlar koyar. Hadi bakayım madem abd sen bütün içecekleri içebilirsin, yanlış arap içmeyeceksin. Yine imanidir. Kaç ayet öyle amelden falan bahsediyor? 300 diyorlar. 280 diyorlar. 300 diyorlar. Ama onlar da imanidir Kur'an'ın hedeflerinde. Namaz kıl diyor. Namaz kıl deyince de bunu amel alıyor. Amel olur mu? Namaz kılmak ameldir. Amenle sonunda kılarsın da. Kur'an'ın öğretiminde sana bir şeyi ikame et bakayım diyor. Sala ikame et diyor. Yani hayatına belli yerlerde kilometre taşları koyacaksın. Tamam. Şimdi şunu yapacağım. Şimdi bunu yapmam lazım diyeceksin. Bu imanidir.
Kur'an'ın öğretiminde imanidir. Dünya hayatında uygulamaya gelince ameli olanlar olabiliyor. İşte 6000'e göre 300. Ama dünyada biz 6000'i yaşıyoruz. 300'de arada bir namaz, oruç, zekat gibi bir şeyler geliyor, görünüyor. Anlaştı? Tamam. Kur'an'ın eğitimini iman eğitimi olarak tarif et. İman eğitiminin de sen ve ben, hani ikimiz öyle sen konuştuğun için söyleyeyim. Anladık ki bu Risale Kur'an'ın iman eğitiminin bir terbiyesidir diye. O zaman derdin ha ben bunu yapmam için Risale'yi devamlı canlı tutacağım. Oradan ta ki Kur'an eğitimine geçebileyim. Öğretmen lazım. Anlayamıyorum. Öğretmen yani de o kitabın nasıl anlaşılacağını öğretiyor derim. O zaman Risale bir grup hareketi olmaz. İnsan hareketi olur. Kur'an insana hitap ediyor. Biz de insanız. Şu anda ben Risale'den alırım. Geçen yüzyıllarda birisi bunu Ahmet'ten almış, Mevlana'dan almış, bilmem Abdülkadir Geylani'den almış. Olabilir. Zamana göre herkesin durumu değişir. Öyle tutup da başka kitap yok bilmem ne demeyin, alemleri yok. Bu anlamda biraz hassasiyeti ifade etmek için söylüyorum. Sana bu terbiyeyi veriyorsa oku, vermiyorsa terbiye eden bir kitap bul onu oku. Ama önemli olan nedir? İman eğitimine talip olmaktır. Instruction'a kendimizi açmamızdır. Kim bana ne veya kim bana instruct edecek diye bakmaktır. Kim bana sen aslansın Hasan Bey maşallah diye yağ çekecek değil. Kim bana instruction yapacak? Onu aramaktır. Yağ çekeni değil. Esas tahkiki iman onu gerektiriyor. Samimiyet onu gerektiriyor. İnstraksiyonu bulduğun yerde samimi. Tamam bu sınıf tam bana göre dedin mi artık devam edeceğiz. Kaçmayacağız. Çünkü nefis instraksiyonu istemez diye de konuşmuştuk. Çünkü kaçmak için bahaneler getiriyor hep. De ondan. Evet. Burada kalalım mı? Nasıl diyorsunuz? Evet. Şurası bitirelim cümleyi. Ne emir olunursa onu işlerler. Müzahebe ve münakaşayı icap edecek bir sebep yoktur. Zira memleket geniş, fıtratları safi, kendileri masum, makamları sabittir. Hadi bak, buranın anlaşılması için söylüyor. Evet, zeminde ezdat içtima etmiş. Eşrar ahyara karışmış. Ne demek? Anlıyor musun? Eşrar ahyara karışmış. Şerler hayırlara mezcedilmiş, karışmış. Ezdat, zıtlar bir araya getirilmiş. Bu insan açısından bakıyor. İçlerinde münakaşat başlamış. O sebepten ihtilafat ve ızdırabat düşmüş. Değişiyor, ölüm geliyor, hastalık geliyor, sıhhat geliyor, zenginlik geliyor, fakirlik geliyor, cehalet geliyor, ilim geliyor. İnsan açısından bakın, yani karışıyor, tablolar değişiyor, sürekli nimetler değişiyor, buna karşı neler diyeceksin, aç kalıyorsun, tok oluyorsun, devamlı, susuyorsun, su veriliyor, bulamıyorsun, bulamıyorsun, birbirine karışmış. İçlerinde münakaşat başlamış. O sebepten ihtilafat ve ızdırabat düşmüş. Bazen böyle sıkıntılar çekiyoruz, ağır yükler altında kalıyoruz. Ve ondan imtihanat ve müsabakat teklif edilmiş. Hadi bakayım şimdi hangisini seçeceksin diye çıkıyor. Bir bakıma imtihan, bir bakıma farkında mısın? Kıbrat kelimeler kaçıyor. Müsabaka var. Çünkü öbürlerinde makam sabitti. Şimdi burada kim daha öne geçecek? Hangisi öne geçecek? Nefis mi? Yarış var. Ha, iman mı? Nefis mi? Marifetullah mı? Veya kalbin Allah'tan getirdiği ilham mı, ilahi mi? Hangisi öne geçecek? İmtihanı bir de, hadi uzatmayayım dedim ama şurada bir cümle söyleyelim. İmtihanı müsabaka, müsabakayı da insanın terakkisi olarak anlamazsak yanlış yaparız. O zaman yalnız imtihan dediğimizde ne Allah bizimle uğraşıp duruyor deriz. Ama imtihan müsabakayı, müsabaka terakkiyi getiriyor.
Yani okuldaki yapılan imtihan daha iyi öğrenenlerin daha çok öğrenmesini teklif, imkanını veriyor. Değil mi? Onun için öğretmenler imtihan yapar. Öğretmenler öğrencilerin düşmanı olduğu için imtihan yapmaz. Şimdi Züleyha ablaya soruyorum. Niye ikide bir quiz yapıyorsun öğrencilere? Ya bunları bir düşüreyim, bir düşüreyim de sınıfta bırakayım diye mi? Ha niye? Efendim? Açıkça öyle. İmtihan müsabaka içindir. Müsabaka terakki içindir. Melekleri geçmek için. Seni geçeceğiz. Melek abla. Evet. Bu kelimeleri yakalamak lazım. İmtihanat ve müsabaka teklif edilmiş. Ve ondan işte söyledi. Terakkiyat ve tedenniyat çıkmış. Tamam. Yani müsabaka terakki içindir. Müsabakada geri kalanlar tedenni ediyorlar. Sabit bir nokta yok. Devamlı bir günü bir günle eşit olan eşitse terakki etmeyince tedenni etti. Sınıfta okula geliyorsun, ikinci günde geliyorsun, öğretmen yeni bir konu anlatıyor fakat sen dünkü durumdasın. Yeni anlatılanı öğretmeyince sınıfta çırpıda çakarsın. Sınıfta kalırsın değil mi? Niye geri oluyoruz birbirini bir günü bir günle eşit olan? Tercihini hakta yapmadın. Tercihini hakta yapmayınca tedenni ettin demektir. Mutlaka tedenni etmek için mutlaka şarap içmeye başlamayı beklemeyin. Namaz kılmayı bırakmayı beklemeyin. İmanda terakki etmediğimiz, iman instruction'la kendimizi expose etmediğimiz her gün tedennidir. İnşallah. Güzel şeyler, güzel hakikatler bunlar. Şu hakikatin hikmeti şudur ki diyor inşallah bu hakikatin hikmetini yarın okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahru da'vahum enelhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha. Allahümme salli.